Bahtiyar Ölmez pek çok yapımda izlediğimiz karanlık adamların dünyasına yeni bir bakış açısı getirdi. Eski Yeşilçam filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tatları artık cumartesi akşamları ATV ekranında izleyicisiyle buluşturuyor. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan yapımı setinde sevilen oyuncularla sözle karanlık adamların dünyasını canlandırma durumunu konuştuk. Hayat tesadüflerden ibaret. Deve kuşu çiftliği kurma niyetiyle yola çıkan Bahtiyar'ın bir mafya babasına dönüşmek zorunda kalacağını kim tahmin edebilirdi ki? Abi Allah rızası için ekmek kuran çarpsın kazayla oldu. Ben isteyerek yapmadım abi, vallahi kazayla attım yumurtayı ya, yemin ederim. Bak haklısınız tamam ama ne demişler, zaten fazla hasar yok, cana geleceğine mala gelsin değil mi abi? Lan! Abi benden ne istiyorsunuz ya? Babamız olacaksın. Karanlık bir adam olmanın da kuralları var. Yeraltı dünyasının dilini çözmeniz, belli bir giyim tarzına sahip olmanız ve tabii ki racon kesmeniz gerekiyor. Bundan sonra Rıfat çakarsın sen. Bahtiyar diye biri yok. Kafandan sileceksin. Sileceğim. Yetkin dikincilerin yanındayız. Rolü gereği iki karaktere birden hayat veren başarılı oyuncuya Rıfat Çakar olmanın ardındaki çalışmayı soruyoruz. Siz nasıl hazırlıklar yaptınız? Neleri dikkate aldınız? Beni çok tetikleyen bir soru oldu bu. Mafyayı bilmem dedim ama şöyle bir itirafta bulunayım. Hissiyatım bu. Mafyanın da mafya olmayı bildiği için mafya olduğunu düşünmüyorum. Yani mafya olmak bilinmiyor. Yolda öğrenilen bir şey. Her şey gibi. Ben oyuncu olmayı bilmiyordum. Yolda öğrenmeye çalışıyorum. Tiyatro yapıyordum. Tiyatroda oynuyordum. Dizide oynayamam zannediyordum. Yolda dizide de oynamayı öğrendim. Yani galiba dediğim gibi yol ayrımlarında hani bir yere sapıp onun işçiliğini yapmaya başladıkça, tırnak içinde mafyada bir işçilik bu anlamda, öğreniliyor. Senin yanında adam infaz etmek bizim ne haddimize baba? Racon ne emrediyorsa o. Vur lan şunu. Doğru, tabii. Racon ne emrediyorsa onu yapmak lazım. Sıksana! Son arzunuz nedir? Son arzu ne lan? İnfaz memuru muyuz biz? Bir nevi öyleyiz baba. Anıl ve Memduh, Bahtiyar'ın yeni tanıştığı bu dünyadaki yol göstericileri. Ferdi kurtuldu ve Ali Çatalbaş bu iki komik adamı başarıyla canlandırıyor. Aslında karanlık tarafı adamlarsınız. Kötü adamlar belki denmez ama belli bir raconu olan, gayet takım elbiseler giyen falan filan. Bunun da tabii belli bir adabı var. Mesela buna nasıl hazırlandınız? Ağır abiler ceketlerini giyince bir anda olmuyor. Evet. Valla başarabiliyor muyuz? Önce ondan emin olmak lazım. O ağır abileri hani oynayabiliyor muyuz? Tabi bu da bir soru işareti. Her zaman bizim kafamızda kalır. Fakat bize senaryo çok yardımcı oluyor. Evet. Senaryo su gibi aktığı zaman oyuncunun işi çok kolaylaşıyor. Yapacak çok fazla bir şeyi kalmıyor. Yani çok zorlanmıyor. Aynen. Ben o bakımdan çok avantajlıyız diye düşünüyorum. Senaryo avantajımız var. Desteğimiz var diyorsun. Evet, aynı. Senaryo bizi hazırlıyor zaten oraya. Menemene soğan koyarsan yemem. Hem zaten o menemen değil, çoban salatı olur. Raconla menemene soğan koymak var mı? Yok. Ya bırak abi bu işleri. Soğansız menemen mi olur? Hep böyle yapıyorsun. Haytekin abi bu alemin nesiyse soğan da menemenin uyudur. Bahtiyar Ölmez'in Haytekin'i Orhan Aydın, karanlık rollerde görmeye alışık olduğumuz bir isim. Biraz Aytekin'den bahsedelim istiyorum. İlk önce imajını çok merak ediyoruz. Çünkü herkes çok konuşuyor. Kılık kıyafetine dikkat eden, oldukça tarz giyinen bir mafya babası gibi. Zaten bu mafya babalığı benim üstüme yapıştı. Fakat bu oynadığım mafya babası çok üst segmentte bir mafya babası. Hani kurumsal mafya babası gibi diyor. Ben klasik mafya oynamak istemedim bu projeyi kabul ettiğimde. Çünkü projede gerçekten oynayacağım karakterin bir özelliği olması gerekiyordu. Yeni trendle eskiyi çok birbiriyle paylaşıp yaşayabilen bir karakterdi Aytekin Yavuz. Değil mi ki sen kızımın önüne atılıp
göğsünü siper ettin. Sana can borcum var. Estağfurullah baba. Aytekin enteresan bir karakter. En büyük tutkularından biri de klasik arabalar. Biz de röportajımızı yapımda kullanılan bu arabalardan birinin önünde yapıyoruz. Araba tutkusu şöyle, yapımcımız, senaristimiz ve aynı zamanda projemizin sahibi olan beyefendi bunun daha değişik bir renk katacağını. Çünkü Aytekin Yavuz'un geçmişe dönük hatıralarını yaşaması çok enteresan. Yani seyirciye de biraz çok farklı bir şeyler vermeye çalışıyor. Yoksa çok lüks bir jip, çok lüks bir araba da olabilirdi. Bahtiyar Ölmez her ne kadar yeraltı dünyasının tehlikeli karakterlerini hikayesinde barındırsa da özünde sıcak bir komedi dizisi. Tabii ki sert dünya, tabii ki öyle olacak. Racon dedik, böyle testere gibi sözcükleri var ve neyse o. Hani laf ağızdan bir kere çıkar ve öyle de olur, öyle olmak zorundadır. Bu keskin labirentin içinde gezmeye başladıkça biraz da hissedebiliyoruz tabii ki ama gerçekten... Biz bütün ekip olarak şunun tadını çıkarıyoruz. Başka bir komedi de yapabilirdik. Bu sert dünyanın da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ne var lan arkanda? En büyük bu projenin içerisine katılma arzum şuydu... Ailenin rahatlıkla ve gönül rahatlığıyla, çoluğu çocuğuyla birlikte izleyebileceği bir proje olduğuna inanıyorum. Çünkü içerisinde insanları çok fazla huzur sezecek bir şey yok. Tabii ki silahlar var elimizde. Ama yani dünyada silahlar var. Keşke herkes silahları bırakabilse, bizler de elimizden onları bir daha almamak üzere hiç görmesek. Ama sonuçta hep beraber eğlenebileceğimiz bir iş gibi gözüküyor. Size keyifli ve kolay çekimler diliyorum. Ben de ATV izleyicilerine buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Önümüzdeki hafta çok ilginç şeyler var. Acaba neler olacak? Ben öğreneceğim ama size sonra söyleyeceğim. Bahtiyar Ölmez ATV'de. Merak edilen her şey Dizi TV'de. Bahtiyar Ölmez ATV'de. Merak ettikleriniz Dizi TV'de.